Büşra, niye bu kadar geç açtın telefonu? Telefonun başında beklemiyoruz herhalde. Annen izin verdi mi? Evet, verdi. Bu gece beraber kalıyoruz. Benim annem de izin verdi. Ne yapalım? Önce markete gidip biraz abur cubur alalım mı? Gece uzun. Tamam o zaman, marketin önünde buluşalım. Kızım, o kadar seslendim. Niye cevap vermiyorsun? Anne, gerçekten duymadım. Telefonla konuşuyordum. Tamam, neyse. Sen bugün teyzenlere kalmaya gideceksin ya. Kahvaltıya bize gelin. Bilmiyorum anne. Biz seni sabah arar, gelip gelmeyeceğimizi söyleriz. Anne, benim turuncu kurdeleli bir tacım vardı. Nerede, bulamıyorum. Ah kızım ah. Odana baktın mı? Yok, bakmadım. Önce sana sorayım dedim. Eğer gördüysen hiç uğraşmayayım. Banyoda bırakmışsın kızım. Ha, doğru. Saçlarımı tararken orada çıkartmıştım. Neyse anne, ben çıkıyorum. Önce markete gideceğim. Sonra oradan da teyzemlere geçeceğiz. Tamam kızım. Hadi Allah'a emanet ol. Bundan sonra aylık alışverişimi bu markette yapacağım. İnşallah çok beklemem gelmiştir. Nerede kaldı bu Elif? Sonunda gelebildin. Hadi oyalanmadan markete girelim. Şey, bakar mısınız? Dekorasyon dergisi gelecekti, geldi mi? Kızım, görmüyor musun? Çok işim var. Kapının yanında dergilik var. Oraya bak, geldiyse de al. Tamam. Alt üstü bir şey sorduk. Geldi ya da gelmedi diyeceksin. Elif, gelmeyi düşünmüyor musun? Asıl sen gel. Çok güzel dergiler gelmiş. Bu dergiyi de anneme mi alsam acaba? Almayacaksanız karıştırmayın şu dergilerin sayfalarını. Bir müsaade verin de şuradan çıkabileyim. Cüzdanımı evde unutmuşum. Alacağım teyze, alacağım. Sadece istediğim dergi mi diye bakıyorum. Ne teyzesi ya? Abla demen yeterli. Şuna bak, belki annemden bile büyüktür. Neymiş, abla diyecekmişim. Tamam abla. Annem de gelseydik vaktimizin çoğu bu sebze meyve reyonlarında geçerdi. Her şeyi tek tek seçerek alıyor. Ben olsam doldururum poşete, olur biter. Benim annem de sabun reyonunu çok seviyor. Bir sabunla bütün ev temizlenmez mi? Yok, her yerin sabunu ayrı. İşte aradığım reyon. Ben vanilyalı dondurma aldım. Ben de çikolatalı. Hadi bir paket kraker, bir de meyveli yoğurt alıp eve gidelim. Çocuklar, şu peynirin fiyatı kaç lira? Okuyamadım da. 15 TL teyzecim. Yanındaki krem peyniri ne kadar? O da 14 TL teyzecim. Şu en üst rafta konserveler var. Onların fiyatı ne kadar? Uzağa göremiyorum da o yüzden soruyorum. Eğer rahatsız oluyorsanız sormam. Yok teyzecim, ne rahatsızı? Konserveler 10 TL. Bayağı pahalıymış. Şu ketçapla mayonez ne kadar? Of. Onların biri 4,5, biri 5 lira. Hadi, akşam oluyor. Ya tamam ama yardım etmemiz lazım. Yaşlı bir teyze bu. Neyse çocuklar, ben diğer markete gideyim. Fiyatları bir karşılaştırayım. Nerede ucuzsa oradan alayım. Şey, ben bir lavaboya gideceğim. Beni beklersin değil mi? Dur, ben de seninle geleyim. Bakar mısın kasiyer? Bunların hangisi köy yumurtası, hangisi şehir yumurtası? İkisi de tavuk yumurtası hanımefendi. Sen beni anlamadın herhalde. Ben torunum için alıyorum. Köy yumurtası alacağım. O daha iyiymiş. Öyleyse turuncu olanları alın. Son müşteri de gittiğine göre artık marketi kapatabilirim. Bugün ne kadar yorucuydu ya. Nerede bu kasiyer ya?
Kapı kilitli. Burada mı kaldık yani? Yok yok, hani senin cep telefonun vardı ya, arada annemleri gelsin bizi alsınlar. Doğru, benim cep telefonum var. Senin annenler sana ne zaman alacak? Ya tamam boş ver, annemler almıyorlar. Yaramı deşme benim. Bunun şarjı bitmiş. Tabii, oynarsan o kadar oyun şarjı biter. Annem gibi niye konuşuyorsun ya? Şuradan çıkmanın bir yolunu bulalım. Açılmıyor, açılmıyor. Çok zorladım kapıyı, bir türlü açılmıyor. Ya ben çok acıktım. Şuradan bir şeyler mi yesek? Ekmeğin üstüne bal sürüp yesek olmaz mı? Ya olmaz, hiçbir şeyin parasını vermedik. Parasını vermeden yiyemeyiz. Ya ne olacak, yeriz. Ertesi günde parasını veririz. Açlıktan ölelim mi? Mis gibi oldu. Ya biraz fazla rahat değil misin? Teyzem bizi merak eder. Sonra markete gittiğimizi bildiği için gelip bizi buradan alır. Benim annem bizi niye merak etsin ki? Sizin evde buluşacaktık. Hayır, sizin evde buluşacaktık. Annem benim size geleceğimi biliyor. Bu yüzden hiç aramaz bile. Benim annem de size geleceğimizi biliyor. Of, o zaman bu gece buradayız. Acaba markette kalınınca ne yapılır? Hiç kalmadım bilmiyorum ama ne kadar abur cubur varsa yenilir herhalde. Ya ben annemi istiyorum. Ağlama, bak ne getirdim. Şimdi bunları beraber yeriz. Hem de en sevdiklerimden. Neyse, az sonra devam ederim ağlamaya. Önce bir şunları yiyeyim de. Allah'tan otobüse binmeden geldi aklıma, çantamı unuttum. İmdat, hırsız var. Ne hırsızı be? Biz hırsız değiliz. Hem kapıyı üstümüze kilitle hem de gel hırsız de. Oldu. Hayır, ben marketten çıkarken kimse yoktu. Siz nereden girdiniz bakayım? Lavabodaydık teyzeciğim. Ben sana demedim mi bana teyze demeyeceksin diye? Lütfen konuyu değiştirmeyin. Hem bizi burada kilitliyorsun. Peki parasını vermeden bunları niye yediniz? Parasını verecektik de kasiyer yoktu. Artık geldiğine göre al şunların parasını da biz gidelim. Bir daha sakın sizi bu markette görmeyeyim. Olur mu öyle şey ya? Nereye gideceğiz? Ay ne bileyim çocuklar. Çok korktum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşça kalın.